Herkese iyi akşamlar. Hamburg'dan sevgiler yolluyorum. Umarım sesim iyi geliyordur. Merhabalar, herkese iyi akşamlar. Evet, bu akşam da çok heyecanlıyım. Gerçekten çok değerli bir konu ve konukla sizle beraberim tekrar. Bu akşam gerçekten hepimiz için çok çok önemli bir konu konuşacağız. Ay düğümleri astrolojide. Çünkü sizlerden bir sürü mesaj alıyordum. Nasıl hayat amacımızı bileceğiz? Niye burada olduğumuzu, neler yapmamız gerektiğimizi nasıl anlayacağız? Bunlardan bir yolu da aslında astroloji. Astrolojideki ay düğümleri bize geçmişteki hayatlarımız hakkında fikirler verebilir. Bu hayatımızda da yapmamız gereken yolu bize aslında gösterebilir. Tabii bu konuyu çok derinlemesine ve başka yönlerden de anlatmak üzere çok değerli bir konuğum var. Konuğum yazılım mühendisi aslında. Eski Google çalışanı astrolog Iris Gizem Yücel. Çok değerli, çok tatlı, çok bilgili bir astrolog ve sizle bu akşam beraber olacağız bu akşam burada. Merhabalar, hoş geliyorsunuz. Şebnem Taci gitti burada. Hoş geldiniz. Ne güzel sefalar getirdiniz. Herkese Hamburg'dan iyi akşamlar diliyorum. Bu akşam konumuz astroloji ve ay düğümlerini konuşacağız. Klasik astrolojide aslında biraz da ezoterik astrolojiye gireceğiz tabii ki. Hoş geliyorsunuz. Ben bu arada hemen Iris Hanım'ı çağırayım siz toplanırken. Evet, hoş geldiniz. Iris Gizem Yücel, astrolog. Evet, hoş geldiniz Iris Hanım. Size yolladım davetiye. Buyurun lütfen. Herkese iyi akşamlar diliyoruz bu akşam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun siz. Çok iyiyim. Sizi gördüm, daha Teşekkür iyi oldum. Sizin enerjinizi ben uzun zamandır uzaktan izliyorum. Ve gerçekten hayranım. Estağfurullah, sağ olun. Gerçekten öyle. Yani sizi nasıl tanıdım bilmiyorum herhalde bu Instagram yayınlarından. Çok gerçekten hoş bir yaklaşımınız var astrolojiye. Ve ben Teşekkürler. bunun gerçekten çok önemli bir şey olduğunu farkındayım. Dolayısıyla da hoş geldiniz. Yayınıma gelmeyi kabul ettiğiniz ve burada olduğunuz için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Harika. Gününüz nasıl geçti? Şimdi dersten çıktım geldim. Siz mi ders veriyorsunuz yoksa ders mi alıyorsunuz? Bugün ders alıyorum. Okay. Normalde ders de veriyorum. Yani İngiltere'deki okulda artık ders veriyorum. Astrolojide. Ama şimdi çıktığım ders psikoloji dersiydi. Harikasınız. Hatta çok da denk gelmiş bir şekilde Jung konuşulurken dersten çıktım. Ne kadar Jung gerçekten bilinçaltımızda bizi anlatan çok önemli. Ben çok severim. Evet. Hatta o hoca da çok komik bir şey söyledi. Bu adamdan ne zaman bahsetsem Hazreti Jung diyesim geliyordu. Yani aslında öyle gibi bir şey. Evet, Değil evet yani. mi? Değil mi? Ben Iris Hanım'ı tanıtayım ya da siz kendinizi şöyle birkaç cümleyle bahsederseniz sizi bir tanıyalım. Iris Gizem Yücel kimdir? Bir de Yılmaz var. Hepsi benim Yılmaz da var. komşum. Yılmaz yoktu Instagram sayfanızda Evet ama özür evet yok dilerim. ben estağfurullah onun için hani şey olarak çok komik oluyor iki at iki soyad onun için ondan belirttim yani. Ben aslında yazılım mühendisiyim ve hani böyle kısa kısa bahsedeyim Google'da çalıştım. Bunlar şaşırtıcı olan kısımlar insanlar için. Doktora yapıyorum işte son artık tez vereceğim bu dönem sanırım. Böyle bunlar var bir yandan hayatımda. Bir yandan da Şamdan dergisinin astroloğuyum. Astrolojiyle çok dalga geçerken tanışmış biriyim. Evet, yani tamamen böyle bir troll bir niyetle İngiltere'de Google'da çalışırken şeye gittim. Şimdi okulum olan adamların yanına gittim. Böyle bir haritama baktılar ettiler falan. Sonra ya sen astrolojiyle ilgilenmez misin derken olaylar buraya kadar geldi. Ya ama başta bayağı dalga geçiyordum yani. Kuzey ay düğümünüz nedir? Oradan gireyim ben şimdi. Kuzey ay düğümüm boğa benim.
Bu arada ben de hemen buradan kısa bir bilgi vereyim. Şimdi bana çok fazla şey soran oluyor. İşte hani bu arada ben Instagram'dan bana yazıldığı zaman çok yüksek ihtimalle ben cevap veriyorum onlara. Eğer ben cevap vermezsem de kim cevap veriyorsa o yazıyor. Öğrencisiyim diyor, işte bilmem kimim diyor, kuzeniyim diyor, yazıyorlar. Ama 190 ben cevap veriyorum. Şimdi bana da geliyorlar, diyorlar ki işte ben doğum tarihimi bilmiyorum. Onu bulabilir miyiz? Bu bulunabilir bir şey değil. Biz okul olarak, çok acı ki İngiltere'deki bir okul olarak, yaklaşık bir yıl boyunca bütün anılarını kontrol ederek Atatürk'ün doğum tarihini bulmaya çalıştık. Ha, bulduk sonunda. Var bir şey. Merak edenler için paylaşırız. Konu dağılmasın diye anlatmayacağım şimdi. Ama böyle bir her şeyi çok ortada olan bir adamın bütün kayıtları var. Her gün ne yapmış belli ve bir ülkeye mal olmuş bir adam, bir ülke kurmaya. Onunkini bulmak bile bir yıl sürdü. Onun için eğer günlüğünüz yoksa o günlüğü de bir astrolog okuyacak. O da bu işi çok iyi bilecek ki yıllarca yazmış olacaksınız. Her türlü detay olacak. Yine bile çok zor da. Yani çünkü böyle çok majör olaylar olması lazım. O zaman ben de şunu söylüyorum. Hatta bu yayına da çok kişiyi çağırdım. Dedim ki Kuzey Ay düğümü ve Güney Ay düğümünüzü, yaklaşık doğum tarihinizi biliyorsanız bilebilirsiniz. Bundan çok faydalanabilirsiniz. Yani burası çok sürpriz bir bilgi kaynağı gerçekten. Yani sadece bir insan Kuzey Ay düğümü ve Güney Ay düğümüyle ne güneşini, yani burcun nedir diye sorulduğunda söylenen şey. Yine de belirtiyorum, bilmeyenler olabiliyor. Ay burcu, yükselen, bunları bile bilmeseniz yine de karşınızdaki insan hakkında ya da kendiniz hakkında inanılmaz bilgiler edinebileceğiniz bir hazine gerçekten bu. Çok doğru. Diyerek de bir ara bir bilgi Değil vermiş mi? oldum. Okey, süper. Gerçekten öyle. Yani bu, biz şu anda klasik astrolojiden konuşuyoruz. Ben klasik astrolog değilim bu arada. Ezoterik Ezoterik. astroloji diyordum ama ezoterik astroloji garip bir şekilde birkaç aydır Türkiye'de popülerleşmeye Geçmeye başladı. başladı. Ama Ben biraz anlamadım. Türkiye'den çıkma bir şey değil, değil mi, ezoterik astroloji? Doğru Yok, mu söylüyorum? İngiliz aslında. İngiliz astrolojisi. Evet. Siz de sanırım Almanya'dasınız zaten. Ben Almanya'dayım, Hamburg'dayım. Siz Türkiye'desiniz, değil mi? Evet. Okey, harika. Ben çünkü 20 küsur yıl İngiltere'de yaşadım. Dolayısıyla öyle bir İngiltere bağlantım da var. Siz de orada okudunuz, öyle mi? Ben orada çalıştım. Ben Çalıştınız. Hollanda'da okudum. Evet. Evet, öyle demek de bir şey var. Evet, gelelim bugünkü konumuza. Harika. Bizi Aynen. evren karşılaştırdı Evet, burada. Evet. kesinlikle. Kesinlikle. Şimdi ay düğümleri gerçekten hayatımızda çok çok önemli. Ay düğümlerini bilmek, söylediğiniz gibi, ben astrolog değilim ama çok meraklıyım gerçekten. Büyük bir insana büyük bir fikir veriyor. Kendisi hakkında, hayat amacı, hayat planı hakkında, nereden gelmiş, nereye doğru gitmesi gerektiği hakkında büyük bir gerçekten bilgi veriyor. Sadece bilmeniz gereken doğum tarihiniz. Yani gün, ay ve Yaklaşık. yıl yaklaşık. Çünkü büyük bir aralık zaten o. Evet. Peki nereden başlayalım? Ay düğümleri nelerdir? Burada hiç belki ay düğümlerinden bilmeyenler olabilir, bilenler olabilir. Birazcık insanlara bahsedelim ki hayat amacı, çünkü bana o kadar çok soru geliyor ki, mesela benim başka programlarım da oluyordu. Hayat amacımızı nasıl bulacağız? Ne yapacağız? Yani bunun bir yolu yok tabii ama ay düğümleri insana bir fikir verebiliyor, değil mi? Evet, kesinlikle. Şöyle bazı hurafelerden de bahsedebiliriz. Bir de şeylerden, hani nasıl kullanabiliriz, maksimum nasıl faydalı kullanabiliriz diye. Şimdi şöyle. Bu arada yazıları kapatayım mı? Rahatsız oluyor musunuz? Yok, ama şu anda bir şeyler söylerlerse onu okuma ihtimalim yok. Tamam. Yani ya da kapatalım, sonra Kapatalım, soru siz alalım. konsantre olalım. Ondan sonra sorular için açarız. Tamam. Tamam. Şöyle, şimdi haritanızı çıkardınız bir yerden, mesela Astrocom'dan. Bu arada benim ışık çok az değil mi? Böyle bir Yok gölgeli. yok. Gayet iyi. Yani arkadan geliyor biraz onun için ama ben Evet. önüme çok ışık koyduğum için böyle görünüyorum. Ha, yani ben bu sefer arkadaki de olmazsa buradan gelince benim başım çok ağrımaya Gayet başladı o güzel, yüzden. gayet güzel. Biz sizi görüyoruz. Şimdi şöyle,
Birincisi, biz bunun ne olduğunu nereden görebiliriz? Önemli olan o. Yani şimdi açtık burada konuşmaya başladık ama tamam bu konuda bilgi edinmek istiyoruz ama nereden bulacağız? Astro.com'a girdik, bilgilerimizi yazdık. Doğum saatimizi yazmamıza bile gerek olmadan burada bir harita açıldı. Saatimizi bilmiyorsak oraya 12.00.00 neyse işte yazabiliriz. Şehrimizi yazıyoruz. Sonra harita açıldığında haritanın içinde nal şeklinde bir işaret göreceğiz. Aşağıya doğru olan nal kuzey ay düğümümüz. Şimdi burada şöyle bir soru geliyor. Diyor ki aşağıya doğruysa güney olması gerekmiyor mu? Burada bir terslik var. Zaten harita terstir. Bu da bir yanlış çok bilinen bir şey. Haritanın soluna baktığınız zaman oranın batı olduğunu düşünüyorsunuz ya. Çünkü atlasa baktığınız zaman sola bakınca onun batı olduğunu düşünüyorsunuz. Yani batı zaten Doğru. düşünüyorsunuz öyle. Ama burada tam tersi. Neden? Çünkü yükselen diyoruz ya, doğu ufkundan doğuyor zaten. O yüzden sol tarafı haritanın doğu ekseni. Yani tam tersi. Yukarısı güney, aşağısı kuzey olarak düşünülecek. Şimdi buna göre baktığımızda aşağıya doğru olan nal işareti kuzey ay düğümümüz. Şimdi hemen bir şey söyleyeyim. Herkes bir ufak şaşırtalım. Hadi. İnsanlar evlerine nal asarlar değil mi aşağıya doğru? Evet. Uğur getiriyor diye. Evet. Aslında bu budur. Aa, kuzey ay düğümü. Evet, çünkü Nal. hayırlı Hiç olan o. Çünkü oraya doğru gitmek bilmiyordum onu. lazım. Hiç bilmiyordum. Ne kadar güzel, ilginç bir bilgi. Teşekkürler. Wow. Rica ederim. Benim bilgim değil, kolektif bilgi. Okey, bilmiyordum ben yani. Evet, çok ilginç. Güney ay düğümü de yukarı doğru olan. Bunu da şöyle düşünelim. Biz yolda yürüyoruz. Mesela hani internet gittiği zaman Google'da böyle dinozor çıkıyor, kaktüsler var, oynanıyor ya. Şimdi siz o kaktüse basarsanız elenmiş oluyorsunuz, değil mi? Demek ki yukarıya doğru sivri sivri uçları varsa orada bir sıkıntı var, maraz var demek ki. Güney ay düğümünden uzak durmak da buradan gelen mantık. Diken diken, yaklaşma batacak diye. Ama burada ufak bir hata var, yanlış bilgi. Çünkü insanlar şöyle diyorlar genelde. Ya sakın güney ay düğümüne gitme, işte yanarsın. Bu aslında şöyle bir şey. Şimdi bizim lise diplomamız var cebimizde. Çok şükür mezun olduk. Artık ne yapmak istiyoruz? Üniversiteye gitmek istiyoruz, değil mi? Ben ikinci bir lise okuyorum diyen birini gördünüz mü hiç? İkinci üniversite okuyorlar da ikinci lise okumuyor kimse. Yani güney ay düğümü mü oluyor şimdi lise? Ha, o sizin diplomanız. Şimdi o olmazsa üniversiteye gidemezsiniz kuzey ay düğümüne. Yani ama lisedeki bilgileriniz de size lazım. Ya aman Allah bu şeyin lisenin belasını versin demeyeceğiz yani. Oradaki bilgilerimizle burada survive edeceğiz. Devam edeceğiz hayatımıza. Yani bu yanlış bilgi. Aman güney ay düğümümüzden uzak duralım. Yandık bittik var ya biteriz yani falan diye bir bilgi yok. Bu yanlış. Burada sadece diyor ki ya tekrar lise okumaya çalışma. Yani sen kocaman bir insan olmuşsun bu takribi haritada 35 yaş mı üzeridir? Yine o tarihte hala oraya gitmeye çalışıyorsan seni okuldan tekmeyle atıyorlar demek bu. Aslında sadece bu. Ama biz oradaki bilgiyi kullanacağız Kuzey Ay Düğümü'ne giderken. Zaten şöyle bir mantık. Hep ben neden Şam'dan da yazarken de neden her şeyin nedenini yazıyorum böyle. O yüzden böyle 6 sayfa falan yazı gönderiyorum genelde. Şimdi zaten farkındaysanız haritada şöyle bir şey göreceksiniz. Biri buradaysa biri burada duracak. İkisi karşı evlerde olacak. Bunlar hep karşıt açıyla. Hiç böyle üçgen açısıyla kuzey ay düğümü, güney ay düğümü olan olmaz. Yani diyor ki sen ince uzun bir yoldasın, yürüyorsun. Gündüz gece o türküde o işte hep bunlar kolektif bilgi. Evet. Adam buradan yürüyor sana diyor ki geri gitme. Böyle yürü buraya git. Yani. Çok güzel. Şimdi bilmeyenler için bunu bir açıklayalım. Belki hani hiç bilmiyorlardır. Güney ay düğümü ne demek, kuzey ay düğümü ne demek olabilir diye düşünüyorum. Aha. Evet. Çünkü hani çok güzel, yani çok güzel yerlerden girdiniz. Süper. Sağ olun. Şimdi güney ay düğümü dediğim gibi kaçıyoruz demek. Kuzey ay düğümü buraya gitmeliyiz demek. Nedir bunlar? Astronomik olarak açıklaması ayın ve güneşin ve gündüz ya da gece doğduğunuza göre yani haritanın
yukarısındaysa güneşiniz, yukarı ufuk çizgisinin üstündeyse gündüz doğdunuz, aşağıdaysa gece doğdunuz demek. Buna göre bir hesap yapıyor. Ama bu hesabı kimse bilmek zorunda değil. Zaten yazılımlar bunu hesaplıyor. Astrokom'a girip yaptıklarında herhangi bir hesap yapmak zorunda kalmadan bu bilgiyi edinecekler. Bunlar karşıt burçlarda olur. Koçsa terazide olur. Yani ben diyen, acele edenle siz deyip naif davranan, acele etmeyip 10 kere düşünen. Boğaysa akrepte olur. Boğa, benim güzelliklerim, benim yaptıklarım, benim param, benim kaynaklarım der. Rahatlıktan hoşlanır, huzurludur. Akrep kaos arar. Kötü anlamda değil, ben akreplere bayılırım bu arada. Çok da biliniyorum bu yönümle. Daha kaotik durumlarda hayatta kalmayla ilgili temaları vardır. Ve ortak kaynak kullanımını bilirler. Ve böyle bir aks vardır burada. Mesela hemen şöyle bir 2022 bilgisi de vereyim. 2022'de genelde tutulmalar ve önemli olaylarda bu aksta gerçekleşecek Türkiye'nin haritasında da. Ve hep parayla ilgili sıkıntılar yaşayacak olmamız, bir seneden beri herkes uyarıyor olmamızın sebebi bu. Parayla ilgili, bankalarla ilgili, nakitlerimizle ilgili, topraklarımızla ilgili sıkıntılar olacak dememizin sebebi de bu. Bunun da nedenini anlatmış olduk. İkizler yay hattı. İkizler daha mesela çocuk, işte ne oluyor, daha kısa mesafelerden bahsediyoruz. İşte ilkokul, ortaokul, lise dönemimizden bahsediyoruz. Daha çocuk çocuk. Yani ya da şöyle diyeyim, bu çocukluk arketipinin dışında. Mesela bir lise öğretmeni ikizlerle sembolize edilirken yay mesela çok güçlü bir şeyden Üniversitede. bahsediyorsak rektördür yani. O arada böyle bir şey var. İkisinin ama şimdi mesela bunlar da zıtlar ya, hani birinde pratik bilgiler var. İkizler nedir? Yani bir sorun varsa çağır, hemen şey gibi Halleder. ters kontak düz kontak bir şey yapar, hemen giden araba gibi yani. Pratik, çıt 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 fikir üretiyor. Yay, ya bir otur düşün, bir kitabını oku, bir felsefeni yap, bir pipomu tüttür falan, hani böyle. Yengeç ve Doğru. oğlak. Yengeç ne yapıyor? Evim, yuvam, ay ne mutluyuz, vatanımız, evimiz, işte gayrimenkulümüz falan. Oğlak diyor ki ya şirketteyim, işte şimdi 50 kişiye bir şey anlatmam lazım falan diyor. Ciddiyet ve işte sevgi, aile, korumacılık falan. Oğlakta bir yalnızlık var. Ta tuz yalamak için ta dik dağlara kadar çıkıyorlar yani, değil mi? Böyle bir hırs var yani. Öteki de böyle tık 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 gidiyor mutlu mutlu. Aslanla kova. Aslan diyor ki ben. Hello orman, ben buradayım diyor yani. Kova da merhaba sevgili halk, ben de sizden biriyim, size nasıl yardımcı olabilirim diyor. Yani mesela şimdi şöyle, benim güney ay düğümüm Tam Başak, kuzey ay düğümüm oraya. Balık. Evet. Yani ben bana diyor ki gökyüzü bırak değil mi? Yani artık bu titizliğini bırak, hani düzenini bırak, biraz daha oluruna bırak. Balık balık gibi ol, bütünün Evet. hayrına. İşte ben Aynen. de bütünün hayrına hayat amacımı gerçekleştiriyorum herhalde burada. Evet ama Değil bakın mi? bir yandan da nasıl yapıyorsunuz? Şimdi biz daha önce hiç beraber yayın yapmadık. Siz beni çok iyi tanımadığınız için de bana Evet. ulaşmak ve saatten emin olmak istediniz ya defalarca. Başak. İşte Başak. Ama balıkla ilgili bir şeyi Başak'ın temasında, Başak'ın size getirdiği bilgiyle Evet. inanılmaz güzel bir şekilde gerçekleştirmiş olursunuz. Yani Evet. disiplin bir şekilde balık bilgilerinin verildiği Evet. bir platform sahibi olmuş oluyorsunuz böylece. Evet. İşte Yani bu asıl doğru bu yol. çok önemli herkes için. Bunun işte bu yayınları onun için yapıyoruz. Hani bunun farkına varsınlar. Geç dediğim gibi hani sizin söylediğiniz gibi geç Güney Ay düğümündeki hani tortuları bırakıp dersleri öğrenip diplomayı cebe koyup Kuzey Ay düğümünde neler yapmamız gerekiyorsa onları devam. Yolu hani dediniz ya kalemin üstünde doğru gidelim yani. Hani amacımız bu insanlara bunları aslında anlatmak yani değil mi? Aynen öyle. Şimdi bir de burada ben hep hile hurda anlatırım. Onun için de böyle bayağı Ben bilirler. bayılıyorum sizin bu anlattıklarınıza. Çok gerçekten Tamam. hem eğlenceli buluyorum hem çok bilgilendirici buluyorum. Teşekkürler. Şimdi şöyle bir matematik yapacağız. Tamam. Şimdi Kuzey Ay düğümü koç olan birinden başlayalım mesela.
Şimdi koç bir öncü burç biliyoruz ki. Öncü ne demek? İşte hemen böyle acele ediyor, harekete geçiyor. Aynı zamanda da nedir? Ateş grubunda. Şimdi ben kuzey ay düğümüm benim koçtaysa, güney ay düğümüm terazide. Yani ben naif biriyim, tatlıyım. İşte hep siz diyorum, işte uyumlu davranıyorum, hızlı bir şekilde harekete geçemiyorum, böyle kalıyorum falan, kimse kırılmasın. Ama koç diyor ki hani atak ol ya, saldır. Şimdi burada biz hileyi hurdayı nereden alacağız? Ateş grubunun diğer burçlarıyla beraber bir üçgen açı oluşuyor. Büyük. Grand Trine dediğimiz bizim. Büyük üçgen. Bu şimdi üçü de ateş grubu ama ne oluyor? Koç, aslan, yay dedik ya. Ateş oldukları için üçü. Ve haritada böyle bir üçgen oluşturdukları için. Şimdi biri öncü, biri sabit, biri değişken bunların. Yani bize üç enerjiyi birden kullanmakla ilgili bir bilgi vermiş oluyor. Şimdi o zaman biz koça gitmek istiyorsak, aslandaki gezegenlerimiz ve yaydaki gezegenlerimizle ilgili bilgileri de kullanıp koça gitme yolumuzu kolaylaştırabiliriz. Çünkü herkes kuzey ay düğümüne giderken zorlanır. Her zaman. Yani bunun alternatifini ben hiç görmedim. Yani bayıla bayıla gidiyoruz falan. Yani bir tane Allah'ın kulunu görmedim yani ki. Yani Yoksa gerçekten çok. burada ne işimiz olur ki zaten, değil mi? Yani. Aynen öyle. Bunun aynısı mesela boğa dediğimiz zaman toprak grubu olmuş oluyor zaten. Topraktaki üç burça göre de bakılıyor. Yani bu şekilde şimdi böyle bilmiyorum bunları tek tek söyleyeyim mi ama. Siz bilirsiniz. Boğa olduğu zaman neye bakacaksınız toprak olduğu için? Boğa, başak, oğlak şeklinde bakılacak. Yine öncü sabit değişken şeklinde gidilmiş oluyor. Buradan bilgi. Hava olduğu zaman zaten bir yine üçgen oluşuyor. Bir de su olduğunda oluşuyor. Ben dediğim gibi şimdi böyle tek tek zaten Tabii ki. burçlar bilmiyordur. Bunu Tamam. geçiyor. Bir de şöyle bir şey fark edecek insanlar hayatlarına bu çerçevede baktıkları zaman. Sürpriz bir bilgi. Kuzey ay düğümünüze Kuzey ay düğümünüzdeki insanlara mesela hani birine sorsanız ben hani en az hangi burçtaki insanları seviyorsun diye. Genelde hiç bilmiyorsa hemen gidip Kuzey ay düğümündeki burcu söyler. Ben o Çok insanları ilginç. seviyorum der. Çünkü zorlanıyor belki orada. Onları anlamakta zorlanıyor. Zorlanıyor. Ama Güney ay düğümündekiler de hayatına girer, zarar verir, bir Evet. dönüşüm yaratır ve çıkar. Onları tutmak isteseniz de hayatınızda tutamazsınız mesela. Evet. Bu hep böyledir. Yani ben bunun hiç alternatifi bir hikaye görmedim yani. Aslında bu işte yaratılış farkındalıkla alakalı bir şey. Yani hayata gelme amacımız zaten derslerimiz Kuzey Ay Düğümü'ne giderken ki yoldaki derslerimiz zaten. İşte derslerimizi öğrenirken zorlanıyoruz tabii ki zaten bu da normal. Ama Aynen. hani değil mi? Evet. Çok ilginç bir şey söylediniz. Ben de şimdi düşünüyorum. Hani geçmişte benim hayatıma gelen işte Başak falan böyle düşünüyorum abi hakikaten hem öğretti hem zorlandı yani şu anda da hayatımda yoklar hakikaten doğru söylüyorsunuz. Yani bir de isteseniz de duramazlar. Yani mesela benim bir çocukluk arkadaşım. Çok üzülüyorum. Yıllar geçti. En son lisede bir aradaydık. Annelerimiz çocukluk arkadaşı. Ama hayatımda tutamıyorum yani mesela. Gidiyor yani. Ne İlginç, ilginç. bunun sebebi de Güney Ay Düğümü. Yani benim ondan öğrenebileceğim bir Bir şey şey yok. O yok. yüzden hayatımda duramıyor zaten. Yani şimdi biz buradaki dünyadaki ilişkilerimize hep çok duygusal bakıyoruz ya. Burada herkes birbirine ders vermek için var aslında. Hiç kimse boş boşuna karşı karşıya gelmiyor. Onun için biz burada bir takım dersleri alırken size faydası olmayacak olan yani sizin üniversitedeki dersinize lisedeki matematik hocanız girmeyecek gibi bir şey bu yani. Çünkü oradan mezun oldunuz ve o adam üniversitede matematik kalkülüs anlatamaz mesela yani gibi. Böyle bir şey var. Yani çok ilginç. Peki bu ay düğümlerinden başka nasıl yararlanılır? Yani ben hiç yani başka bir sizde hep böyle ilginç bilgiler var çünkü ben farkındayım. Hani ben sadece şöyle biliyorum. Hani işte
Geçmiş hayatımızda neredeydikse Güney Ay Düğümü, Kuzey Ay Düğümü de şimdiki bu hayatımızda neleri öğrenmemiz gerekiyor gibi. Bundan başka nelere faydası olabilir? Güney Ay Düğümü şunu sağlıyor bu arada. Kolektif olarak işte izafi bir şekilde diyelim. O öyle bir şeyin matematiği olmaz. Yedi hayatın torba bilgisini verdiği söyleniyor. Ama bunun dışında aslına bakarsanız burada başka harita açılımları yapmak lazım. Yani mesela ben geçen hayatımda Kleopatra mıydım sorusuna cevap verebilmek için mesela başka haritalar açıyoruz. Yani o doğum haritasındaki Güney Ay Düğümü bize bu şekilde bir bilgi vermez. Ama onun bulunduğu derece, dekan, dekanat gibi, burada şimdi çok gereksiz detaylar onlar. Çünkü her bir derecenin ayrı anlamları var zaten. Dekan, dekanat, semboller ve sabit yıldızlarla anlaşılan ve bir takım açılar ve açıların aralarındaki derecelerin farklarıyla anladığımız bir şekilde de işaretler geliyor. Ayrıca çoğu derecenin bir de dünya üzerindeki lokasyon bilgileri de var. Yani şöyle söyleyeyim, 15 derece aslanın Güney Ay düğümünde olan birinin bir önceki hayatına çok farklı başka açılar yoksa mesela Rusya ile alakalı bir şeyi olduğunu bilebiliriz. Ve bu şunu sağlar mesela bize hemen bilgi. Deriz ki ya sen çok kolay Rusça öğrenebilirsin. Çok Rusya'ya ilginç. gidersen orada çok kolay bağlantılar kurabilirsin. Ama bunlara tamamen güvenerek, mesela burada bir işin varsa onu bırakma, bunları entegre et. Çünkü kova mesela hani kolektife yönelik de bir şeyler yapması lazım. Mesela bu hani daha geniş bir alanda bir şey yapması gerektiği için de bunları kümülatif hale getirebileceği bir şey yapması lazım diye bilgi verilir mesela. Böyle işaretler verir. Mesela hemen bir tane daha söyleyeyim. Terazi 23 derece, işte 23-24 civarlarında, 24'ün de çok girmemesi lazım ama hani orada çok kısa bir dar bir alanda bir şey var mesela, Tarkan yıldızı dediğimiz, işte Justin Bieber yıldızı falan, onların güneşlerinin, venüslerin olduğu şey. Spica mesela, Spica ise ya sen önceki hayatında ünlüydün galiba ama ne konuda ünlüydün? Yani bir rezalet yaşadın da ölürken mi ünlendin? İşte çok ünlüydün de Zeki Müren'din, herkes sana saygı mı duyuyordu? Hani o tür şeyleri görmek için başka harita açılımları yapıyoruz ama bu tür bilgileri veriyor. Ama şimdi ne derler? Geçmişe mazi derler denir ya. Tamam, bunu öğrendim. Okey, Zeki Müren'dim. Ne oldu şimdi? Değilim. Hani o zaman Kuzey Ay Düğümü'ne gideceğiz. Kuzey Ay Düğümü'ne giderken de onun bütün açılarının hepsinin incelenmesi lazım. Ve şöyle bir şey var. Şimdi oraya giderken çok zorlanılıyor. Mesela bugün görüştüğüm birinin çok alakasız bir mesleği var ama yapması gereken şey olarak balıkta Kuzey Ay Düğümü ve bulunduğu derece itibariyle 3 dereceden duruyor. Çocuklarla ilgili bir şey yapması lazım. Ve çok bunlara çok kafa yoran, aydınlık bir kafa olduğu için zaten kadının cümlelerinden bile belli, yani derin bir tip olduğu. Hani böyle bir daha işte bir ay sonra ne olacak gibi bir soruyla değil de ya ben burada ne yapıyorum gibi bir kafayla gelmişti zaten. Şimdi mesela ona baktığın zaman şey, çocuklarla ilgili mesela bir şeyler yaptığını öğrendim. Ona o zaman ne yapıyoruz? Mesela o aynı evin içindeki gezegenler, asteroitler bakıyoruz. Diyoruz ki ya bak sen bununla ilgili şu alanlarda bir şeyler yapıp bu işi taçlandırabilirsin. Yani çünkü siz oraya giderken, yani hepimiz Kuzey Ay Düğümü'ne giderken çok zorlanırız ama gittiğimiz zaman da ödülün kralı oradadır. Bu bir bilgi. Bir de başka bilgi. Şimdi biz haritayı açtık. Hiç bilmiyoruz. Baktık. Dedik ki işte Kuzey Ay Düğümümüz var. Yanında bir tane güneş var. Hemen. Yani güneş dediğim nedir? Yuvarlak, içinde nokta var. Yani burcun ne diye soruyorlar. O burcu Güneş. söylüyorsun. Kuzey Ay Düğümü de orada ve çok yakın. Bu ne demek? Bu mesela bu hayatta bu kimlikte hareket etmek, yani o burcun nedir sorusuna cevap verdiğinizdeki şeye göre hareket ettiğinizde çok pozitif bir şekilde sonuçlar alabilirsiniz. Yani yolundan şaşma, kimliğinden ödün verme gibi ve ekstra kolaylaştırıcıdır. Ödüldür aslında. Karmik bir ödülden bahsediyoruz orada olması. Bir de nedir? Tabii bunlar hangi evlerde, derecelerde, yani bu biraz magazinsel konuşuyorum şu an. Bir de Güney Ay Düğümümüz. Mesela yanında da bir tane Satürn var. Bir de Of. üstüne Ratürn, şey Ratürn.
götürün. Evet. Aslında güzel Güzel. bir şey çıktı bu. Brunch Evet. breakfast gibi bir şey oldu. Lunch Aynen. Rötür de breakfast var. Retro Satürn yani. Retro brunch. Satürn varsa o zaman da biz diyoruz ki ya sen hayatlardır sana deniyor ki kardeşim buradan uzak dur. Trespass ya gelme buraya geç Gelme. artık. Sen hala bayrak sallayarak oraya gidiyorsun. Ya gitme kardeşim oraya artık diyoruz Evet. mesela. Ama tabii o zaman ne oluyor biliyor musunuz? Hayat şimdi zorlaşıyor ve deniyor ya burası gül bahçesi değil çünkü. Sürekli oraya doğru böyle yem var. Ucunda hep oltada böyle güzel güzel yemler var. Hep oraya gitmesi için. Mesela akrepte böyle bir tema var diyelim ki. Akrepte güney ay düğümü var. Yanına bir tane Satürn'ü koymuş oraya. Mis geldi. Retro. Zaten biz buna samsara döngüsü diyoruz. Yani sen döne 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 artık döne karmanı temizleyemiyor bir de inatla hala temizle. üniversiteye gideceğini lisedeki nostalji yapıyor. Derse girmeye çalışıyor. Temizleyemiyor. O zaman da diyoruz ki bak buraya gitmek çok tatlı görünüyor. Mesela böyle bir temada ne olur biliyor musunuz? Kişinin şimdi ne diyor? Boğada ya kuzey ay düğümü. O zaman şunu söylemiş oluyor. Ya sen kendi kaynaklarını kendin yarat. Hayat bunu denemek için ona bir tane böyle çok rahat bir aile veriyor. Çalışmana gerek yok evladım. ÖSS'ye girmene gerek yok evladım. Biz seni okuturuz. İşte git yurt dışına oku. İşte bir tane eş veriyor. Ev hanımı oldu ya. Boş ver zaten ben çok para kazanıyorum diyor mesela. Hep uçta yem var. Ama bu yeme giderse sonunda hüsran var. Hay inatla hiç gerekmese de belki o para onu yine de kendi kazanmak zorunda mesela. Yani çok böyle şeylerle dolu. Küçük küçük böyle tuzaklarla dolu harita. Hem yardımcı şeyler var hem de çok tuzak var yani. Ona dikkat etmeliyiz. Evet. Aslında işte herkesin gerçekten böyle hani koskoca bir atıyorum 80, 70, 80, 90 yıllık bir hayatı ortalama Güney Ay düğümünün tortuları arasında yaşayıp hani o yeme takılıp sürekli geri geri gidip işte oralarda gezmememiz gerekiyor. Dolayısıyla da işte ne edip ne yapıp yani hayat amacımızı bulmak bize acayip bir katkı sağlar. En azından bütünlemeye kalmadan işte aynı yılı sınıfı bir daha okumadan mezun olmak. Yani benim bütün amacım o herhalde benim haritamda da var zaten bunlar. Dolayısıyla işte ben de bunları insanlara anlatmaya çalışıyorum. Yani hani fark edin ki siz de vakit kaybetmeyin yani bu Evet. hayatınızda. Çok çok önemli bir şey. Yani bunu bazıları hani eskiden atıyorum bu kadar astroloji hani popüler değildi. Atıyorum 40 yıl önce tabii vardı, hep vardı. Binlerce yıldır, Evet. yüzlerce yıldır var ama hani insanlar böyle hani tek başına kalırdı, kendinle kalırdı ve nereye gitmesi gerektiğini bilirdi hani. Ama şimdi çevrede o kadar çok ses var ki yani çok hareketli her yerden bir ses geliyor bu hayatta. Çok karma karışık. Dolayısıyla da insanlar kendi sesini, iç sesini dinleyecek vakti yok, yapamıyor. Böyle olunca da hani yoldan şaşmayalım yani. Aslında öyle de bulunur ama bu astroloji de bunu bulmak için çok önemli bir araç aslında. Yani Evet. herkesin faydalanması lazım gerçekten. Evet. Ama bu demek değil ki hani işte bugün şöyle olacak, kötü olacak. İşte yani genellemeler aslında çok kötü. İnsanın herkesin kendi haritasına göre bunları bakması gerekiyor. Hani diyorum yani siz de yazıyorsunuz ama astrolog işte bugün ikizlere kötü bir gün. Yani bu öyle bir şey olamaz. Çünkü hani hangi açıda, hangi evde bir, yani diyorum ben astrolog değilim ama hani bunları herkes kendi haritasını bilirse kendisine çok büyük fayda sağlar. Ben de bu bahsettiğiniz şeye çok karşıyım bu arada. Bir zamanlar da böyle denmiş ki işte ikizler yalancıdır, akrepler kincidir, oğlaklar soğuktur falan diye böyle uydurmuşlar. Aslanlar şımarıktır, işte balıklar alıktır falan böyle garip garip. Garip Ya, garip değil mi? ay ya ne alakası var gerçekten çok komik yani. Evet. Ama yapılıyor ve giderek de artıyor aksine bu magazinsel hale getirilmesi. Bununla ilgili de şöyle bir şey söyleyeyim. Bu bilinçli olarak yapılan bir şey. Şimdi Evet. siz de İngiltere'de çok uzun yıllar geçirdiğiniz için bilirsiniz. Yani bu tür kadim bilgileri aslında şehrin dizaynından işte belirli şeylerin zamanlamasına kadar komple kullanan İngilizler ve özellikle Fransızlar
Bu bilginin bu şekilde yayılması ile ilgili, yani ben de böyle bir bilginin bu şekilde yayılmasını isterim. Bir ülkenin çıkarları söz konusuysa, herkes bu bilgiyi kullanmasını isterim mesela, değil mi? O zaman ne oluyor? Bunu bir falcılık formatına getirip ikizler yaylar balıklar diye yayınca zaten bilgi kirleniyor ve herkes ya falo zaten deyip dönüp gidiyor. Buradaki bilgiyi alma şansını yok ediyorlar insanların. Evet. Maalesef yapacak bir şey yok. Evet. Yani işte herkes kabı kadar öğrenecek. Dolayısıyla kabımızı işte amacımız geniş tutalım ki daha çok bilgiyi alalım. Ben de bir ikizler burcu Ben ikizleri severim. Ben olarak. sevilmeyenlerin seven insanım zaten. İkiz yalancı olduğunu düşünmüyorum. Çok fırlama olduğunu düşünüyorum ikizlerin. Akrepleri zaten seviyorum. Kimse sevmiyor beni canım. Hani böyle şey peluşlar gibi böyle şey. İşte yani hepsi. Yani evet ben aslında hani ama daha çok ben her şeyim aslan yani. Vedik'te de her şeyim aslan. Kaçlar aslan. Saçlar, yükselen ay her şeyim aslan yani. Çok Çok aslanım ben. iyiymiş ama yani aslanla ikizlerin yerleşimi, evet. İyi mi? tabii. Evet. Çok memnunum ben kendimden hakikaten. Yani Seviyorum. aslan tabii. Oh, çok güzel. Tam tepede öğlen vaktine yakın doğmak. Bir de güneş tam tepelerde böyle. Çok iyi. Çok Evet. iyi evet. Çok şükür, binlerce şükür. Evet. Peki bu akşam yani ben hani bir sürü tabii astroloğu da takip ediyorum. Çok meraklıyım, okurum, ederim falan böyle. Hı. Ve duydum ki bugün Jüpiter Ay kavuşumu varmış. Evet, böyle bir dileme şeyi mi yapacağız? Ne Yani o zaman dilek? yapmalı mıyız? Bu nedir? Bir, yani bizi izleyenlere anlatalım mı aslında bunları? Ben şimdinin haritasını bir açayım. Böyle Şu bir anı mı? 8:20 geçe Türkiye saatiyle galiba öyle bir şey. 8:10 arası mıydı? 21.35 şu anda. Hmm. Ya ben bunu yaparken hep anları kollayarak yapıyorum. Yani hesaplıyorum tek tek. Hile hurda diye yazdığım zaman böyle bayağı hani aa yaptım oldu falan diye böyle şey yapıyorlar. Bu kavuşum her anında farklı farklı anlamlar ifade eder. Mesela şu anda aileyle ilgili bir şeyler dilemek için uygun bir zaman. Ailenin ekonomik durumuyla ilgili bilgiler Para. dilemek. Herkes dilesin bari şu anda. Para. Yani aynen. Mesela ailem işte kredi çekti, işte ödeyemiyoruz biz dedi mesela kişi. Bunun için bir fırsatın gelmesiyle alakalı yardımın gelebileceği bir şey zaman. Ya bu böyle işte hani bugün ne dilersen olur şeklinde de çalışmıyor aslında. Çünkü burada biz işte hani hesabı yaparken birçok şeyin aralarındaki açılara da bakarak yapmak gerekir. Mesela dediğim gibi siz şu an dediğiniz için şu an böyle bir tema var yani gökyüzünde. Harika. Kredi borcu olanlar şey dua etsin. Dua Kardeşim etsin. olanlar mesela sağlık sebebiyle kredi çektik ödeyemiyoruz diyenler direkt dileyin havalardan paralar gelir yani öyle diyeyim. İnşallah, inşallah. Peki, 2022'den yani daha var ama hani yani bir Iris Gizem Yücel Yılmaz olarak Sadece iris deseniz yeterli. Iris olarak 2022'yi nasıl görüyorsunuz? Yani 2021, 2020, 2021 pek yani çok iç acısı değildi. Nasıl görüyorsunuz? Türkiye için mi? Türkiye için, dünya için, herkes için. Şimdi Türkiye için kötü. Kötü. Yani düz söyleyeyim. Ama bazıları için iyi olur yani. Her zaman böyle şöyle dedim. Yani adam korona oldu. Diyelim ki işte kolonyalı mendil üretiyordu. İlk maske üretendi. Katladı gitti değil mi mesela? Yani her zaman her en kötü dönemde bile mutlu olan birileri vardır yani. Bunu engelleyemeyiz. O yüzden geri kalanlar üzgün olacaklar. Bir kısım da mutlu olacak. Şaka bir yana önümüzdeki yıl yani 2022'yi ben 19 Kasım'la başlıyor diye kabul ediyorum. Çünkü 19 Kasım öyle bir tutulma ki. Bu 19 Kasım. Aynen öyle. 19 Kasım'la beraber biz 2022'yi açıyoruz. Niye? Çünkü bu Aralık'ın sonuna kadar etki eden bir enerjisi olacak. Artı Mayıs'ta tekrar gelecek.
Dan şeklinde. Okay. Mesela şu anda bir problem yaşıyorsunuz. Bir şey mi var hayatınızda? Aralık boyunca bununla ilgili bir takım bir şeyler olacak hayatınızda düzeltmek ya da bunun kötüye gitmesiyle alakalı. Bunu sonlandıramadınız ya da bunu toparladınız. Yani mesela toparladınız. Bir ilişki kötüydü ve işte siz Kasım bu tutulmayla beraber böyle işte ne olacak, ne edecek, işte yollar mı ayrılıyor falan filan. Aralığın 20'sine kadar falan bu şekilde devam ettikten sonra tak Mayıs'ta eğer durum iyiyse şu zaman kadar hayatınızda hiç olmadığı kadar bu durumun düzeldiğine şahit olacaksınız. Mayıs'ta düzeliyor yani. Hayır yani o düzeldi düzeldi iyi ama ben Mayıs'ta dönüp bu zamana bakıyorum ve diyorum ki ya ben ne kadar dönüşmüşüm, ne kadar iyi olmuş. Bu benim başıma iyi ki gelmiş, ben aydınlandım. Bu sorun iyi ki oldu, ben bu krizi atlattım ve artık dönüştüm diyoruz. Ya da kötüye gidiyorsa orada bir final. Tamam artık zaten bu kadar emek verdin ve kurtulmuyorsa tamam arrivederci. Böyle bir şey var bunun da. Bu kişilere olan etkisi üzerinden böyle zaten yılın ortasına kadar etki edecek. Dünya genelinde nedir? Genelde dünya geneli ile ilgili, finansla ilgili konular soruluyor. Kripto paraların hayatımızda sabit bir şekilde kalacağı, yani bunun aksi yönde bir sürü şeyler söyleyenler oldu, işte paralar yok olacak falan filan. Ya bu gerçeklik artık yani. Bu tabii benim aslında bir yandan da mühendis olarak olaya bakmamla alakalı da olabilir. Çünkü insanın bakış açısına göre hayat değişiyor yani. Ama şöyle söyleyeyim, bunlar sabit olarak var. Ama bunlara bakarken işte şu yükselecek, bu yükselecek diye astrologlar bilgi veriyor. Bunların tam çıkış saatleri yok kimsenin elinde. Onun için de bunu bilip de böyle şu yükselmiştir, bu düşmüştür kriptolar bazında tek tek verilemez yani. Biraz böyle bir magazin olur o. Ama nedir? İşte bunun white paper denen bir şeyleri var yani, bunların bilgi, hani bu teknolojik olarak ne veriyor? Onlara bakıp biraz da yaklaşık bir doğum tarihine göre potansiyeline bakılabiliyor. Evet, böyle şeyler yapılır. O şekilde takip, yani bugün yükselir yarın düşer tarzı, böyle sanki borsada live bir şeyler takip ediyormuş gibi takip etmemek lazım. Çünkü o şekilde çok para kaybedip sonra bana soranlar falan da oluyor ki ben onlarla ilgili bir paylaşım yapmamama rağmen. Bir de altın, yani zaten bu artık çok konuşuluyor ama bu çok çalışan bir bilgi. Ben yine burada tekrarlayayım. Venüs retro yaptığı zaman altın yükseliyor. Bunu kullanmak lazım. Venüs'ün bir retrosu olacak zaten. Senenin sonu gibi işte altının yükseleceğini göreceğiz. Kısa süre sonra, yani altın zaten biliyorsunuz yükseldikçe yükselmeye devam ediyor ama hani o çılgın yükselme daha böyle bir düşer, o şekilde devam eder. Yani yine kalır bir noktada anlamında söylüyorum. Teknolojiyle ilgili çok tuhaf tuhaf gelişmeler olacak. Bu 5 yıla yayılan bir şey bu arada. Hani bu 5 yıl içerisinde. Kova değil mi işte kova çağı falan deniyor ya Kova değil o çağına mu? daha girmemize bizim çok Çok var. var. 1070'ler yani o. Ama işte ön gösterim 2022. Onun için böyle etrafta anten şey gibi işte. Elon Musk antenli bence Yeni. uzay. O tür adamların çokça etrafta olduğu, işte bir takım gelişmelerin konuşulduğu dönemler olacak. Genetikle ilgili çok fazla, yani yaşlanma ve gençleşme ritimleriyle ilgili çok fazla bilgilerin geleceği bir süreçte olacağız. Zaten metaverse duyuruldu. Yani birçok insan, eğer kendinize çok bir şeyler katan biriyseniz ve şu anda işte 40 yaş ve altı civarında bir yerlerdeysiniz, ölümsüzlük durumunuz var, potansiyel dataya dönüşüp sonsuza kadar bir sanal alemde yaşayabilirsiniz. Türkiye için 2022'ye bakarsak da bankalar, işte para, kriz, o para ile ilgili çok sıkıntılarımız olacak yani. Biraz işte topraklarla ilgili. Niye? Çünkü boğayla tematik böyle olaylar O oluyor. soruyu sormak aslında içimden gelmiyor mu? Büyük İstanbul depremi ile ilgili fikriniz nedir? Ben bayağı ihtimal görüyorum aslında. Yani ben şöyle söyleyeyim. Bunu şimdi bu çok büyük bilgi ve biz bunu böyle bence hiçbir astrolog da yapmamalı. Tek başına oturup da hesaplamıyor kimse yani bence.
Ben de öyle bir şey yapmıyorum. Ben yabancı olan işte bu hocalarımla beraber eğitim aldım. Arkadaşlarımla böyle bir araya gelip konuşuyoruz, ediyoruz. Onlarla konuştuğumuzda 2026'ya kadar maksimum bu şeyi İstanbul'da görünüyor. Ama 2022 için bayağı eller kalkıyor İstanbul için. Bu da çok kötü. Zaten bu ekonomik olarak da bir buhran getirecek bir şey ya bizler için. Yani çünkü İstanbul'a bir şey olduğu zaman Celal Şengör Hoca söylemişti işte hani Türkiye'nin bağımsızlığı tehlikeye girer diye. Açıkçası bayağı sıkıntılı şeyler var 2022'de, evet. Ya bu sefer koronayla uğraşmıyoruz çünkü koronanın modası geçti maalesef. Hala bir sürü insan ölüyor ama bu sefer de parayla uğraşıyoruz. Yiyecekler pahalanıyor, ekonomi kötüye gidiyor. Ama bazıları da çok güzel günlerde geçirecek yani Kaymağını parayla. yiyen de çok var yani. Parayla Değil değil. mi? Evet. Evet. Ama Soruları açayım mı? bir şey daha söyleyeyim. Ev çok Buyurun. zor. Ev. Yani ev ucuzlayacak mı? Ben evler ne zaman ucuzlayacak söyleyeyim. Hani fikren. Hı. 2070. 2070'e kadar gayrimenkuller artar. Önemli büyük şehirlerde. Zaten biraz da yurt dışı ile bağlantısı olanlar da bilecektir. Sadece İstanbul'da değil, dünyadaki bütün büyük ve değerli şehirlerde ev fiyatları fırlamış durumda. Bu bir dönüşüm aslında. Yani birileri böyle oturup da böyle ne yapalım kötü hani kara sinekler böyle durup durup böyle yaparlar ya, ellerini ovuşturmuyor kimse yani. Bu dönüşümün olması için olması gereken bir şey. Mecburen yani çünkü kova çağı geldiği zaman 2070 ve sonrası 2150'ler zaten kitabı bile var. İnsanların nerede olduğunun da pek bir önemi kalmayacak ki zaten. Evde olmayacağız belki de. Evin içinde olmayacağız. Evet, ya herhangi bir yerde de olmayacak birçoğumuz. Yani işte diyorum ya data adam yani Facebook, WhatsApp, Instagram birbirine bağlı. Ben Facebook kullanmıyorum diyen de tıkır tıkır WhatsApp kullandığına göre sizin neye ne tepki verse her şeyi birleştiriyorlar zaten ve sizi dijital olarak yaratacaklar. Black Mirror ilk sezon ya da ikinci sezonda bu vardı zaten. Çok doğru. Böyle bir şey olacak. Çok doğru. Çok Valla ne tatlı. bileyim yani olacak olanlar zaten olması gerektiği, hep ben onu söylüyorum. Olması gerektiği gibi, olması gerektiği zamanda olacak. Bazı şeyleri bizim hani değiştirme şansımız yok. Elimiz yani olacak olacak. Dolayısıyla da şimdiden hani eğer önlem alabileceksek her neyse o. Hani yapacağız, plan yapacağız ama yani bazen de hayat işte ne böyle bir şarkı da var ya hani biz yaşarken hayat o Evet, plan biz Tamrenom. yaparken başımıza gelenler yani Evet. bazen de yapılacak bir şey yok aslında işte kendimize odaklanıp güzelliklere odaklanıp işimizle gücümüzle uğraşıp elinden ne geliyorsa onu yapıp gerisinde biraz da hayatı yaşamaya vermek lazım Evet. çünkü yani yoksa bu çekilmez bu beşeri hayat çok siz de söylediniz yani aslında çok da eğlenceli. Ağır bir yer. Derslerimiz Kesinlikle. çok ağır. Bu Kuzey Ay düğümüne giderken yani dersler çok çok ağır. Dolayısıyla bu ağır dersleri hep ben onu söylüyorum. Hep söylerdim. İngiltere'deki böyle söylüyorum ben. Play hard, work hard. Yani hem şey yap, çok çalış ama Evet. güzel de eğlen yani. Dolayısıyla da bu aslında hayat bir denge. İşte bu dengeyi bulmak bir sanat aslında, yaşama sanatı. Bu arada açalım mı bakayım ben bence çok soru vardır. Evet, muhtemelen. Evet, Zaten muhtemelen. bu yayınlar da bir saatte bitiyor benim bildiğim kadarıyla. Benimki bitmiyor aslında, kapanmıyor ama Ha, tamam. yani çok da uzatmayalım çünkü zaten şey oluyor bu sefer. Evet. Hani Bence de. odak kaçıyor vesaire. Evet. Peki ben bir sorum var. Şimdi aklıma geldi. Şey düşünüyorum. Hani bir aile içinde. Hani biz ruh gruplarıyla, parçalarımızla geliyoruz ya hani bu dünyaya. Hani mesela atıyorum ev hali, mesela çocuğun, kocan, karın falan. Onların Kuzey Ay düğümleriyle işte Güney Ay düğümleri arasında hani böyle bir şey var mı? Bir korelasyon var mıdır? Öyle bir şey biliyor musunuz? İnanılmaz bir tüyleri diken diken eden temalar çıkabiliyor bununla ilgili. Oh. Yani bunlar üst üste getirildiğinde, bir de üçlü bir araya getirmeler yapılır bu arada. Bir anne, bir baba ve bir çocuk olan evde. Evet. Sizin Eğer yüzünüz kapanıyor mu bu arada? kapansın, nasıl benim Okay, dediğim laf okay, önemli ya, boş okay. Tamam. ver. Şimdi bu şekilde bir araya gelip öyle dereceler ve öyle anlamlar çıkıyor ki.
Yani mesela bir bakıyorsunuz ki işte birinin babası işte onun için çok zorlayıcı bir karakter ve diyor ki ya bu benim diyor, niye bu benim babam diyor mesela. Ama bir üst üste koyuyorsun, o kişinin Kuzey Ay düğümünün üzerinde güneşi var babasının. Yani baba diyor ki ya beni eleştiriyorsun okey ama bana benzemen lazım. Ben onun için senin hayatına geldim diyor mesela. Ay benim de şu anda bütün tüylerim diken diken oldu. Bir de onun dışında şöyle şeyler de oluyor. Daha önceki hayatlardan tanıyıp tanımadığınızı da anlıyorsunuz. Hatta akrabalık derecesi bağı falan da çıkıyor. Onlar da Çıkıyor. evet, onlar bayağı tuhaf yani. Ben mesela babamım şey derim böyle işte seni çok seviyorum hayatlardır derim mesela. Yani Hayatlardır. hayatlardır evet. Hep babanız mıydı? Yani hep babam değil farklı farklı roller ama hep birlikte bir Vay. şeyler yapmışız onunla. Hep devam etmişiz yani. Vay canına. Mesela. Çok ilginç. Bir izleyicimiz şöyle demiş. Kuzey Ay düğümüyle yükselenin balık, Güney Ay düğümüyle Güneş burcun Başak, bunların aynı olmasının etkisi var mı? Evet, çok güzel ve çok zor. Yani sizin hayatınız biraz zordur. Evliliklerle bilgiler alırsınız. Çünkü hayat size diyor ki kendini nasıl anlatayım bunu ez cümle. Şimdi siz karşınızdaki mesela şimdi ben diyorum ya hani bunu kapatırsam burada ışık olursa gözüm başım ağrımaya başlıyor diye. Siz ışığı karşınıza almışsınız. Bakmaya çalışıyorsunuz ve gözünüz kırpışıyor ya. Yani artık hayat diyor ki ya sen hayatlardır. Şimdi mesela sizin evlilikte hayatınıza girecek insanlar ya da ciddi ilişkiler ve ortaklar sizin geçmiş hayattaki kimliklerinizi taşıyor. Ve onlara benzememen lazım diyor. Sen diyor durduğun yerdeki insana benzemeyi becerebilecek misin diyor. Gelmeyi kabul ettiği şartlar yükselen. Burada durmayı başarabilecek misin? Diyor yani. Bayağı derin anlamlı bir harita seçmiş kendine. Ben böyle diyorum yani. Ben kendi inancıma göre söylüyorum hep. Tanrı ile yaptığımız sözleşme. Bu haritamız. Yani her haritamız öyle de. Şimdi bir takım olaylar yaşıyoruz. Kararlar içindeyiz. Sonunda da işte gidiyoruz bir boşluk neresiyse gidiyoruz ve diyoruz ki tamam şunu yaptım, bunu yaptım. Şimdi biraz şu şeyi yaşayayım. Şu acıyı çekeyim, şöyle olsun. Tekrar gidiyorum, bunları yaşıyorum falan. Hani ya da ödüller alıyorum, cezalar alıyorum böyle. Evet. Hemen hani Ben çok de konuşmaya atlan. başladım mı? Susamıyorum Ya ya. ne güzel işte, çok güzel. Sizin burcunuz ne, güneş burcunuz? Ben hiç söylemiyorum biliyor musunuz? Peki. Çünkü üç kere de bilen olursa söylüyorum diyorum. Üç kere de bilen iki kişi oldu. Onlar biliyor. Sonra yayından sonra size siz tahmin edersiniz söylerim ben de. Tamam, arayacağım sizi yayından Tamam. sonra. Ya bunu söylemememin sebebini de söyleyeyim. Ne burcusun dendiğim aslında 12 burç. Hangi konuya göre burcumu soruyorsun? Okuldaki halim mi, evdeki halim mi? Hepsi farklı. Kendi kendime kaldığımda, personalarımı çıkarıp kenara koyduğumda, maskelerimi, ben kimim, onu mu soruyorsun? Hepsi ayrı. Onun için de diyor ki 12 burcum. Bir de şimdi ben bu işi yapan bir insan olarak şu burçtayım dersem belirli bir bakış açısıyla baktığım düşüncesi oluşur insanlarda. Aslında ben bana gelen danışanları korumak için söylemiyorum. Yoksa çok gizli bir bilgi diye değil. Ama ben saygı da gösteriyorum aslında. Çok bu parmak izi gibi bir hani çok önemli bir bilgi bu aslında. Evet. Yani ben de buradan söyledim ama hani mesela Azra Cohen biliyorsunuz hiç söylemez. Hiçbir yerde yazmaz Azra Ya ben de Cohen'in. söylemiyorum. Ben de söylemiyorum Yani. ama bilirlerse en azından güneşimi söylüyorum ne olduğunu. Birkaç tahminim var ama bilmiyorum. Söyleyeceğim. Sonra arayacağım, söyleyeceğim. Tamam. Kuzey Ay düğümü yengeç, yükselen yengeç hakkında fikriniz nedir? Ne kadar ilginç değil mi? Hep Kuzey Ay düğümüyle Düğümü ve yükseleni yengeç. aynı yere gelenler. Yani sizin takipçileriniz gerçekten yollarını arayan insanlar demek ki. Vay canına, evet. İnşallah bulurlar ve yani en azından bir yol, kapı gösteririz de ilerlerler. Ne Güzel kadar bir şey ilginç. aslında. Yani Kuzey Ay düğümünün birinci evde. Sadece evlilik ve ortaklıkla ilgili şeylerde karşınıza çıkan insanlardan biraz sınavlanırsınız ama hayat size yardım ediyor aslında. Yani kısacası yükselenle Kuzey Ay düğümü aynıysa böyle oluyor, öyle mi? Evet.
Vay canına. Sizden bugün acayip şeyler öğrendim ben. Hiç bilmediğim bir sürü bir şeyler yani. Çok teşekkür ederim. Ben Başka rüya görmenin astroloji ile ilgili bir açıklaması olabilir mi demiş. evet, ben çok süper tembel bir Instagram kullanıcısıyım. Bazı aylarda paylaşıyorum şu tarihlerde gördüğünüz rüyalarınıza dikkat edin mesaj içerir diye. Bu ay unuttum mesela kaç kişi ya niye yazmıyorsun falan diye kızmış. Unutuyorum, tembelim yani bu konuda. Onun için şey var, kesinlikle var rüyalarla alakalı. Kesinlikle. Evet. Okay. Valla yani bunlar tabii bitmez. Herkes sorar. Peki şöyle bir hani 12 burcu böyle bir 3 cümleyle geçebilir miyiz? Kuzey ay düğümünde neler yapmalılar? Mesela kuzey ay düğümü koç olanlar yani nereye doğru gitmeliler? İşte sırayla ya yapabilir miyiz böyle çok kısa bir bilgi? Yapalım, yapalım. Hani Yani çok çok girmeden ama çünkü uzun yani olur yoksa. Yapalım mı? aslında biraz bahsettik gibi ya onun için şey. Hani çünkü koç mesela koç kuzey ay düğümü diyor ki kendine bak. Okey. Ha mesela bir iki Ha. cümle şöyle geçelim. Hızlı Boğa hızlı. kendi parana bak, kendin huzuruna bak. Başkalarını sallama fazla paranı tut. Kuzey ay düğümü ikizler biraz şu felsefeleri falan bırak biraz pratik ol. Pratik. Yengeç kuzey ay düğümü. Ya artık iş güç tam kardeşim ya. Biraz evine köyüne bak yani. Bu kadar da çalışılmaz. Azıcık evine git de uyu. Çocuğunun başını sev. Aslan kuzey ay düğümü. Kendini göstermekten çekinme. Kuzey ay düğümü Başak. Uçuşuyorsun az biraz bir sisteme gir. Kuzey ay düğümü terazi. Güzellikler, hoşluklar, biraz denge. Azıcık bir şu agresifliği ve şeyi böyle heyecanlanmayı, tepişmeyi bir bırak. Yani çünkü koçtan geliyor ya ondan. Aceleci davranma. Sakin ol. Biraz ben deme, sen, siz de, sen de. Bunu diyor. Kuzey ay düğümü akrep. Her şeyi kendim yapacağım diye didinme. Biraz da yakınlarının kaynaklarını kullanmaktan çekinme. Kuzey ay düğümü yay. Her şeyi hızlı hızlı pratik çözmeye çalışıyorsun. Düz kontak. Şu anahtarı bir bul da arabayı çalıştır. Bir üniversiteye git bir yabancı dil öğren. Yabancı kültürlerle tanış falan. Kuzey ay düğümü oğlak. Ya hep ailen 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 kardeşim bu eve birinin ekmek getirmesi lazım. Yumoş yumoş gezme etrafta. Birazcık da ciddi ol. İşine gücüne git. Biraz tepelere git. Orada, oralardan tuz tedarik et. Kuzey ay düğümü kova. Ya çok ben diyorsun kardeşim biraz da kolektif için bir şeyler yap. Azıcık uçuk davran. Çünkü aslan biraz da şeydir, muhafazakardır bu arada. Azıcık şu orman şeylerini bırak millet aya gitti diyor. Kuzey ay düğümü balık. Hayatta her şey sistematik değildir. Biraz kafanın uçuşmasına izin ver. Evet. Uçuyorum ben artık zaten. Aynen. Yani yukarıdan gelen Uçurtmamız hayat. lazım ama bayağı sistematiksiniz bence. Yani Bence öyleyim, öyleyim. gerçekten hani bu bir şey. İp deriyor ya cambaz hani böyle. Denge işte Siz gerçekten. tam olarak bunu yani yapmışsınız. Ben bugün buna şahit oldum. Evet. Teşekkür ederim. Çünkü yani bana hayat o kadar böyle değişik rüzgarlarla geldi ki yani beni o güney ay düğümün başaklarının hep böyle artık yeter uğraşma. Yani şu anda bulunduğum durum zaten yukarıdan gelen gerçekten bana gelen mesajlar hayat beni hani bıraktım ve buraya getirdi. Hakikaten tam kuzey ay düğümü balık olmaya itti yani böyle hani arkadan böyle itti. Zaten dolayısıyla yapmaya çalışıyorum. Valla bence gayet iyi gidiyorsunuz. Tabii Çok bana öyle. bunu yorumlamak düşmez de gözlem. Estağfurullah. Teşekkür ederim. Vallahi çok keyif aldım. Yani Ben de. 4 dakika sonra 1 saat olacak. Yani gerçekten sizinle konuşmak çok çok eğlenceli hem de çok bilgili. Ah. Dolayısıyla 1 saat nasıl geçti anlamadım ve çok değerli bilgiler. Ben kendi adıma da çok şey öğrendim sizden. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür. Yukarıya uçuşan, yanından uçuşan kalpler için de teşekkür ederim. Harikasınız. Gerçekten sizi de çok seviyorlar. Bir sürü kalpler atlar. Ben bu Evet, yayını sağ olsun. kaydedeceğim. İris Hanım'ın kuzey ay düğümü ne dediniz? Boğa dediniz siz. Evet, söyledim. Birazcık evet boğaya doğru gidiyorsunuzdur eminim. Bunu İnşallah. bilerek Buraya inşallah. çalışıyorum. Evet. Çok çok teşekkür ederim.
değerli bilgileriniz için, Ben burada teşekkür ederim. olduğunuz için, güler yüzünüz için. Sağ olun. Sağ olun, var olun. Güzel bir 2022 yılı diliyorum herkese. Daha vakit var ama yani yavaş yavaş geldik. Herkese mutluluk, sağlık diliyorum. Herkese Kuzey Ay düğümünü öğrensin. Yani hayat amacını bulsun ve şey yapsın, gerçekleştirsin ki söylediğiniz gibi bu yılı tekrar şey yapmayalım, bütünlemeye kalmadan geçelim ve hayat amacılarımızı gerçekleştirerek bu dünyadan bay bay deyip gidelim. Öyle düşünüyorum Evet, ben. tekrar gelmeyelim inşallah. Ben de öyle düşünüyorum. Artık gelmeyelim, daha başka yerlerde buluşmak üzere diyorum. Evet, Evet. inşallah. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sevgiler. Görüşmek üzere. Arayacağım Tamam. şimdi sizi. Hoşça Tamam, kalın. hoşça kal. Bay bay. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Herkese çok çok teşekkür ediyorum.